Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bu seferki videomun içeriği bir ürün tanıtımı değil, bir kutu açılımı değil. Peki ne diyeceksiniz? Daha önce tanıttığım bir ürünün içeriğiyle alakalı bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini aydınlatmak için bu videoyu çekiyorum. Peki hangi ürün bu? Hangi daha önce tanıttığım ürünün içeriğinde bir sıkıntı var? Kullanıcılarda ne gibi bir soru işareti var? Bu cihazın oyunları ile ilgili kullanıcılarda soru işareti var. Daha doğrusu kullanıcılarda değil, düzeltiyorum. Bu cihazı almak isteyenlerde arkadaşlar kafalarda soru işareti var. Nasıl bir soru işareti? Şöyle bir soru işareti. Bu ürünün reklamını yapan bazı firmalar bu cihazın 3 inçlik ekranının üzerine Street Fighter ve Mortal Kombat görseli vererek reklam yapıyor arkadaşlar. Peki bu cihazın oyun listesinin içinde bu oyunlar var mı? Göstermeme gerek yok. Bana itimat edebilirsiniz. Net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Bu cihazın içinde Street Fighter, Mortal Kombat, hatta şu arkamda gördüğünüz Golden Axe dahi yok. Zaten çalıştırmaz. Sebebi de bu oyunlar 16 bitlik. Street Fighter, Mortal Kombat, Kaptan Komando, Kaptan Amerika, Samurai Shodown vesaire, bu tarz o Atari salonlarında deli gibi para, jeton harcadığımız oyunlar bu cihazda kesinlikle yok. Alırken bunu göz ardı etmeyin. 421'lik Super Game Boy'da 16 bitlik hiçbir oyun çalışmaz. O oyunlarda Street Fighter'da, Mortal Kombat'ta çalışmaz arkadaşlar. Bu bilgiyi vermeyi çok istedim. Çünkü tahmin ediyorum ki o reklamlarla o oyunların ümitleriyle bu cihazı alan çok kişi olmuştur. Umarım yeni alacak kişiler aydınlanır bu videoyla. Hüsrana uğramaz en azından. Yani sonuçta keyifli bir cihaz ama şimdi Street Fighter ve Mortal Kombat hevesiyle alıp o oyunları bu cihazda görmemek bayağı bir hüsran yaratır. Bir oyun severi olarak, çünkü bilirim bunları ben. O yüzden bu videoyu çektim. Faydalı olacağına da inanıyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.